Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir söz sözü açtı programda daha sizlerle beraber olmaktan dolayı mutluyum, sevinçliyim. Gene bir haftayı doldurduk, sizlere de kavuşmuş olduk. Efendim, bugünkü söz sözü açtı programımız esnasında Erhan Aydoğdu teknik masada bizim sesimizi size ulaştırmak için yardımcı oluyor. Programı hazırlayıp sizlere 40 dakikalık bir zaman içinde nasip olursa sunmaya çalışacak olan ben İsmail Yağcı. İnşallah faydalı bazı şeyler söylemek istiyorum. Malum bizim işimiz tarih. Ama güncel yaşanan bazı şeyleri de e, tarihle bağdaşabildiği kadarıyla eee sizlere aktarmaya çalışıyorum. Bugün ilk konumuz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın açtığı bir ihale. Öyle bir ihale ki eskiden Amerika'ya çeşitli devlet kurumlarından görevliler dil kursuna gönderilirdi. Veya dille beraber de hangi dalda eğitim aldılarsa o daldaki eğitimi biraz da böyle Batı Amerika bilgilerini ilave etmek üzere gönderilirdi. Tabi buraya gidecek olanın belli bir dil seviyesi de bil, belli bir seviyede İngilizce bilmesi tercih edilirdi. Evet dil kursu var ama gene de yolda kalmayacak şekilde ben var gelmek şeklinde bile olsa bir dil bilmesi istenirdi. Bunun için tabi bütün ilgili devlet kurumlarına emirlerle tamir edilirdi, duyurulurdu yani. Varsa işte şu 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 görevlere gidecek olan kimseler işte başındaki kurum amirlerinin de olur yazısıyla gönderilmesi. Tabii ki her kurum amiri mahiyetindeki kimsenin böyle bir dışarıya gitmesini de arzu eder. E, nihayet beraber görev yapıyorlar bir senedir, üç senedir, beş senedir. Fakat şartlar da de O şartlar öyleydi ki, işte filan işi de şu kadar zaman yapmış olacak. Üç ay böyle bir görevde de bulunmuş olacak. Evveliyatı için, evveliyatı için yani. Tamam da o görevde bulunmadıysa ah, o gidemez. Niye? Oradaki o bilgiyi alamaz, öğrenemez. Ne kadar iyi niyetli bakınız. Böyle bakardık biz de devlette görev yaptığımız sırada. Allah Allah. Bizim hiçbir vasfımız uymuyor. Oradakilere. E tabi hadi dil bildin tamam oradan geçtin. Öteki a -a, bitti. Kurum amirleri de o şartlara uymayan birisini de gönderirlerse yoldan dönerdi. Şartlara uymuyor diye. Hep bakardık çevremizdeki dairelerden Türkiye geneldekilerden duyduklarımızdan hepsi bir yerlerde torpili olanlardı. Artık böyle söyleyeceğim mecburen. Öyle giderlerdi. Sonra da gelince ben Amerika görmüş adamım diye ayakkabısının burnundaki çamuru da hiç görmezlerdi. Hep burnları yukarıda olurdu. E geldi geçti onlar. Şimdi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın bir ihalesidir konumuz. Bu ihale de eski alışkanlıklar tabii. Bu eski alışkanlıklar ne kadar iktidar değişirse değişsin 50 sene kadar hastalığı sürüyor. Ben yaşım itibariyle efendim ortaokula başladığım sıralarda Türkiye'de iktidar değişti. Oo! Oh, oh. Millette de bir sevinç, bir sevinç, bir sevinç. Niye? Halk Partisi'nden kurtulduk diye. Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Şimdi hani basın toplantısında muhtelif evatlarda dört bayrak birden ekranları kaplıyor ya. Önünde de oklar yarım yarım görünüyor. İşte o. Efendim. Ve başa geçen yeni iktidar işte biz köylüyü milletin efendisi yapacağız. E o zamana kadar da köylü milletin efendisi diyorlardı. Ama köylü bu efendiliği hiç görmüyordu. Köylü kasket giymeye mecbur gibiydi. Tabii köylü de böyle pikniklerde falan dolaşan bir adam değil. Tarlada dolaşan adam. E Anadolu'da da tarlalarda tek ağaç olmaz. Hububat yetiştirilir. Hububat tarlası da gölge sevmez. Ya şurada bir ağaç olsa falan yok. Bir yüksek ot varsa deve dikeni falan onun gölgesi de azıcık serinlemeye çalışırdı insanlar. Tamamıyla düz yazının yüzü. E şapkasını da kafasından çıkaramazdı. Şapka çıkarılır mı ya? Efendim ter kokuyormuş da kayış gibi olmuş da var. Ne Olacak. Köylü milletin efendisi milletin efendisi de bu kasketi giyecek. Tamam da güneş o kasketin kumaşı kim bilir ne kumaşından... Bir mevsimde o kumaşı güneş yakar efendim. Ben de öyle üst baş giyindim çocukluğumda. Güneşin yakmasını çok iyi bilirim. Çürütür kumaşı. Adamın şapkası çürümüştür. Hele bir de bir yerden geçerken bir dikene falan takıldıysa tamam. Ama şapka o olacak. Üst baş da o şekilde. Ceket zaten eğer parası varsa pazara gelen elbiseci derlerdi. Elbiseciden almış ceketlerdir. Yani bir terzi dükkanına gidilip de sipariş yaptırılmış değil. Köylü onu giyemezdi. Peki ilçelerdeki terziler köylerdeki terziler cık, köyde terzi olmaz köyde berber olmaz niye e, efendinin olduğu yerde terzi berber olur mu ya efendi ya ilçedeki her berberin kendi bağlantısı olan 8-10 tane köy vardı İşte Süleyman usta nerede vallahi abi bir köylere şöyle çıktı gitti bir tane çantası vardır tahtadan. Asker bavulunu çok küçültülmüşün düşünün. içinde kolonya kadar bir şeyler vardır. Bütün e, elle tıraş yapan saç kesme makineleri falan tıraş makinesi denirdi. De. Esas tıraş makinesi oydu. Onlarla köy köy dolaşır. Geldiğinde de bakarsın berberin yüzü hiç gülmez. Ya ne oldu Süleyman amca, Ali amca? Efendim sorma ya. Ya bu köylünün saçını kesmek için üç makine götürdüm. Üçü de kör oldu. Niye? E, köylü doğru dürüst banyo yapamıyor ki. Toz toprak içinde. Makine işlemiyor. İşleteyim diye çalışınca da makinenin ağzı köreliyor. Tarakları köreliyor. Böyle bir efendisi vardır memleketin. Eh iktidar değişti. Bu iktidar diyor ki şimdi sizi ben efendi yapacağım. Uğraşıyorlar, ediyorlar. Köyler işte e, Ziraat Bankası'nın verdiği krediyle traktörler almaya başladılar. Birdenbire hazine arazilerinde geceleri sabaha kadar böyle dağların yamaçlarında ışık görürdük biz. Evvela korktuk bu ışıklar ne acaba bir şey mi oluyor diye. Sonra anladık ki köylü aldığı traktörle hazine arazisini sürüyor. Biraz su tutan yerleri ve mülkü değil. Buğday yetiştiriyor, arpa yetiştiriyor. Mercimek ekiyor yerine göre, nohut ekiyor. Ve köylü para görmeye başladı. İlçeye gelmeye başladı. Lokantaya girmeye korkardı. Kahvehaneye girip bir çay içmeye korkardı. Yok para yok çivi para gördü. Fakat Demokrat Parti iktidarı bir şeyi değiştiremedi. Devlet memuru. Adam 50'den önce alışmış, 1950 senesinden önce alışmış. Köylüye veya kendine müracaat eden bütün vatandaşa ters davranmaya, ondan bir şeyler beklemeye, ya neredeyse 20 seneye yakın bu iş devam etti. Ama bu arada bir de 60 ihtilali gelince o eski kalanlar tükenmek üzereyken yenileri gene İsmet İnönü sayesinde devleti güçlü hale getirdi. Devlet adamını güçlü hale getirdi. Sen gideceksin de çarşının ortasında bir mahalle bekçisine senin maaşını ben veriyorum ben. Bana karışamazsın nasıl dersin ya? Adam hapislerde çürürdü. Yani ihalelerde de devlet işleri de o zaman sorgusuz sualsiz adrese teslim yapılırdı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bir ihale açmış. İhalenin şartlarından biri hangi gazetede kaç gün yayınlandı onu da bilmem. Nerenin gazetesinde yayınlandı onu da bilmem. Araştırılması lazım İçişleri Bakanlığı müfettişlerince. Bu ihalede deniyor ki filan gazeteci Enver Aysever isimli gazetecinin e, bu Ders verilecekmiş. Ben evvela anlayamadım işi. Okur yazarlık dersi. Allah Allah dedim ya okur yazarlık dersini ben bile veririm. Hatta bir ortaokul çocuğu bile verebilir. Hele lise talebesi daha güzel verebilir. Ağır başlı biraz da yiğit birisi olursa. Bu okur yazarlık meğer yazarlık dersiymiş. Kim verecek? Engin arz sever denilen, Aysever denilen adam tarafından 18 ders verilecek bu ihalede. 18 defa ders verilecek. Bir saat mi, iki saat mi artık neyse. Diyelim ki 24 saat olsun. 18 defa 24 saat. İlla bu dersi bu vermesi lazım. Allah Allah. Niye bu ver vermesi lazım ya? Ya derdiniz ne arkadaş? İzmir'de adam mı yok? Gazete mi yok? İzmir yıllardır Demokrat Parti zamanından beri Yeni Asır Gazetesi ve buna benzer gazeteler çıkartmış. İcamında haberlerle Türkiye'yi sallamış. Bir muatbuatı var ya. Hiçbir oradakilere güvenmediniz de Cumhuriyet gazetesinde yıllardır yazılar yazmış. Ondan sonra da CHP'nin böyle bütün partililerin korktuğu parti meclisi üyeleri var. Parti genel başkanlarının bile çekindiği böyle bir parti meclisi üyesini günlük geliş gidiş uçak masrafları yani yol masrafları diyelim. Herhalde kamyondan tırla gidecek değil bu adam. İşi var, gücü var. Bir İzmir'den mi uğraşsın adam? Konaklama masrafları. Şart dört yıldızla en az otelde kalacak. Beş yıldızla dört yıldızın arasında zaten bir e, bar farkı var bildiğim kadarıyla. O da olurdu. Ve Buradan buradan 238 bin lira alacak. İhalenin toplamı 293 bin liralık. E fena değil. Bir büyük daire alır. 18 ders verilecek bir kurs düşünün. Tamamlama kursu. Ve bu gazeteci de ders başına veya geldiği gün başına 13.250 lira alacak. 24 saat sürse bu ders bile 100 liraya geliyor dakikası. Dakikası 100 lira. müteahhite bu mecbur. Ve müteahhite diyor ki o gazetecide yaptığın protokolü da e, bize gönderdiğin yazıya ekle diyor. Yani he he deyip de yapmazsan canına okurum ha demektir bu. Sosyal medya belki yaptığı faydalı işlerden birisi diyeceğim. Hani tercih edilir mi? Ben etmem şahsen. Yani bir şey var ki binlerce kötülüğe sebep oluyor. Bir yerde de bir e, işlenmiş suçu, devlet parasını hamuduyla yutanları bazıları havut diyorlar ama Anadolu buna hamut der. Hamut işte e, hayvanın boğazına atın boğazına geçirilen e, boynuna Efendim arabadan bağlanan kayışlar zarar vermesin diye kayışların bağlandığı bir şey. Hayvanın boynuna bağlamıyor da boynuna geçirilmiş oynayan bir halkaya bu kayışlar bağlanıyor. Koşum takımları bağlanıyor. Hamutuyla yutmak derler buna. Ve sosyal medya işe girince ne kadar geniş yaptı bilmiyorum. Ben de sosyal medya hastalığı yok çok şükür ki 24 saatimi kendi arzuma göre kullanıyorum. Beni sosyal medya aman ya şuna da bakayım buna da bakayım diye benim 24 saatimden bir dakika bile götüremiyor. İnşallah götüremeyecek de ölünceye kadar. Karışınca aman diyorlar ya ne yaptınız ya arkadaşlar böyle de olmaz ki kim diyor belediye başkanı. Ya haktan çok tepki geldi. Ee biz bunu düşürelim. Düşürüyorlar. Ve bu gazetecinin ders başına, geliş başına 5 bin lira almasına düşürüyorlar. 13 bin liradan 5 bin lira almasına. E arkadaş, 5 bin iyi yemeye ya. Türkiye'de bilmiyorum şu anda devletin en üst kademelerinden maaşı günlük 5 bin lira olan kimse yoktur. Yani 150 bin lira. Ha özel bir şeyler olur onu ben bilmem. Ama aklı başında iş adamı Türkiye şartlarında gününe 5 bin lira vermez. Gene konaklama masrafları falan hariç. Ulaşım masrafları hariç. Diyelim ki bu böyle. Peki madem bu böyle ucuz olabiliyordu, ucuz değil de yani öteki çok acayipti yani. 10 bin metrenin üstünde uçuyor yani. Eksi 70 derece falan yukarısı feza. Öyle bir yerde gidiyor. Bu devletin malı. Bu büyük şehirde bir bayraklı depremi oldu. Hükümet Şahin gibi uçtu, yetişti. Bakanlar kartal gibi gelip kondular. Ve orada halkın derdini dinlemek dahil her derdine çözüm bulmak, yıkıntı arasından insan çıkarmak ne kadar varsa hepsi mahalli idarenin değil merkezi idarenin personelince hükümetçe yani Cumhurbaşkanlığı hükümetince yapıldı. Evet, reklam arası geldi diyor Erhan. Oradan abi geçiyorsun, geçiyorsun. Küçük bir reklam aramız var ama bu ihale beni neredeyse hasta edecek. İnşallah küçük bir aradan sonra beraber olacağız efendim. Evet, kıymetli diyenlerim. Söz sözü açtı programımıza devam ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının okuma yazma kursu yani okur yazarlıkmış bu meğer. Gazete muharrirlik. Muharrirlikmiş meğer. Ne kadar kıymetliyse adam zaten mezuniyeti muharrirlik üzerine değil tiyatrocu. Bize göre yaz yazar diye oturmuşlar yaz yazıyor. O tamam demiş abi ayıp ettin. Hallederiz. Hallederiz abi demişler ve halletmişler. Belediye bunu geri düşürmüş. Ya iptal et bu hialeyi ya. İptal et. Şerefinle iptal edeydin. Onu da etmedi. Yine devletin parası günlüğü beş bin liraya çarçur edildi. Peki bütün seçim konuşmalarında partinin başındaki adam dahil demediniz mi? Biz liyakata göre iş vereceğiz. Yandaş, kardeş falan filan demeyeceğiz. Demediniz mi? Dediniz. Peki liyakat de adamlar doğru söylemiş. Ben evvela ya bunlar liyakatı hiç gözetmezler falan dedim. Liyakatı ben sözlük anlamına aldım. Layık olma. Bir devlet memuru layık olması da devleti orada vatandaşa karşı zulmedici değil, vatandaşa hizmet edici şekilde bir fikir vermek vatandaşa. Ya Allah razı olsun devletten. Ya evde yatar hastam vardı geldi aşımı yaptılar gibi. Efendim. Ve Bayraklı depreminde de bu ağrıyla, acıyla anasını, babasını kaybetmiş, dedesini kaybetmiş, abilerini kaybetmiş çocuklar için, çocuklara acıyı unutturmak için çocuk parkı kurmaya kalktılar. O da evlere şenlik. Yahu bu insanlar ne yiyecek? ne içecek? Bu adamların acısı bir çocuk parkında çocuklara aman annesine babasına çok acımasın bu küçük yürekler mi dediniz? Yoksa insanlar her şeylerini çocuklara uğruna feda edebilirler diye çocuktan yakalayıp insanı ha bak ya ne güzel hizmet ettiler. Aha konutları yapılıyor. Ne oldu? Ne oldu? Parayla yapılıyor bu. Bu şak şakla yapılmıyor. Sen ise orada şu ana kadar zaten seçildikten beri yani müstakil bir devlet bütçesi gibi bütçe isteyen adam meğer bu bütçeyi eğer öyle yapabilseydi yani müstakil İzmir müstakil bir ne olacaktı? İşte kanton, manton olacaktı herhalde. Şimdi kanton moda ya, kanton diyelim. iç i̇ç işlerinde, serbest dış işlerinde merkezi hükümete bağlı. Oh be, oh be. Polisi, jandarması da efendim, bayraklı dağlarından ta Menemen'e kadar olan kısımdaki efendim böyle çeşitli suçları işlemiş de İzmir'de gelip kendini kaybettirmeye çalışan milli insanlar yani hepsi öyle demek istemiyorum haşa 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 öyle bir şey anlaşılmasın. Efendim oralara sığınmış o garibanların arasına sızmış sığınmış kimselerle herhalde güvenliği falan sağlayacaklardı. Kim bilir maaşları ne olacaktı. Şu anda İçişleri Bakanlığı'nın hemen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Çeşitli hizmet alımları, nelerse hizmet alımları için bir müfettiş yetmez. Müfettişler grubu gönderip A'dan Z'ye ihaleleri dahil veya çalışmak için e, maaşla yahut da ne bileyim ben özel sözleşmeyle alınan insanların ücretleri dahil hepsine bakılmış olması lazım. Madem bu 5000 bin liraya yapılırdı. 13.250'ye niye yaptırıyorsun arkadaş? Allah Allah. Yani bu kadar kötü bir durum olur mu? İşte CHP'nin liyakata göre iş verme deki liyakat partiye hizmet verenlere liyakat deniyormuş. İşte bir parti meclisine en iyi şartlarda en ucuz olarak 5000 lira veriyorsanız yevmiyesine 5000 onun konaklamasıyla efendime söyleyeyim uçak parası da 5000 al sana 10000 herhalde altına da limuzin tahsis ediyorlar etmeleri lazım etmezlerse olmaz ki yani 5000 lira bir adam limuzinden aşağıya binemez Neler neler yahu Allah Allah. Ya ama Hasan'ın böreği mi derlerdi ya? İnşallah insanlarımızı ferahlatır İzmirlerde böylece e, artık bir ara böyle yakıt bulamayan traktörünü evene söyleyeyim tarlaya götüremeyen adamların bazıları. Benzin istasyonlarında ellerine kürekle vurup kendi eline elini kırmıştı. Bu elim oy verdi diye bir daha oy vermeyeceğim diye. Bu bu kadar olsun kıymetli dinleyenlerim. Enteresan bir anket yayınlandı. Bu haftanın başında. İngiltere'de yapılan resmi anketlerde kıymetli dinleyenlerim. Bu programımızın terbiyesine, ağır başlığına yakışmayacağını düşünebilir bazı kıymetli dinleyenlerim ama bu ahlak fırtınasının ne hale geldiğini bir görelim. Bu ahlak hortumu haline geldi efendim. Belki Türkiye'de de böyle. Bu kadar değilse de belki Türkiye'de de bu hortumu halinde şu anda bir hortum geldi süpürüyor sokakları yakaladığını yutup götürüyor. Nereye gittiği bellesiz. Analar, babalar, evlatlarını, kızlarını, eşlerini efendime söyleyeyim kadın kocasını, kocası hanımını televizyon kanallarında arıyorlar. Sana ne? Geldiğim. Oh ya böyle bir aile böyle bir çiftin yetiştireceği çocuk çocuk ne olur acaba? İngiltere'deki resmi anketlere göre 18 ile 24 yaş arasındaki kadınların %97'si tecavüze uğrarmış. Anketlerde bizzat isimsiz sorarak 18-24 yaş arası yüzde 97. Ama uğramayanlar da varmış. O da yüzde 3. Peki bu yüzde 97'nin 24 yaşından sonraki hali ne oldu? O zaman o yüzde yüze çıktı acaba? Öyle Yani düşünebiliyor musunuz efendim kadınları başta taşıyacağız kadın anadır doğru dinimiz öyle buyuruyor cennet anaların ayağının altındadır hadis-i şerif öyle buyuruluyor e %97'sini zulümle beraber olmaya zorluyorsun ve başarıyorsun Bu yüzde 97'nin yüzde 54'ü de nerede uğradığını sorusuna devlet çatısı altında uğradığını söylüyor. Yüzde 97'nin yüzde 54'ü. Devlet kurumlarında oluyor bu. O var ya güneş batmayan imparatorluk işte o. O imparatorluk. Güneş batmamış ama kendi batmış. Güneş'in suçu ne? Kıymetli dinleyenlerim. İngiltere'de böyle. Kamusal alan. Bizde de kamusal alan bir zamanlar böyle e, tesettüre riayet edenlerin korkulu rüyasıydı. Ya kamusal kamusal yani caddede kamusal bu tabii ya. Belediyenin ya. Belediyenin ya. Ben de e, belgesel çekimleri sırasında caddede böyle genel görüntü alırken gelirdi zabıtalar dikilirdi. O zamanın hükümetlerinde. Dikilirdi. Ne? Çekim izniniz? Ya kardeşim biz bu şehirdeki tarihi yerleri çekiyoruz. Aha izimiz bu. Ama burayı çekemezsiniz. Niye? Bura kamusal alan. Buraya da izin lazım. Cadde cadde izin lazım derdi. Devlet anlayışı buydu işte. Postmodern darbenin devlet anlayışı. Bir Haydarpaşa lisesi olan yerin Abdülhamit Han'ın yaptırdığı Mektebi Tıbbiye-i Şahane'nin dıştan çekimini yapan kızcağızın elinden fotoğraf makinesini alıp rektör parçalattı. Beni de kapıdan içeriye sokmadılar. Burayı çekemezsiniz diye. Tıp fakültesiyle hukuk fakültesiydi o zaman. Niye? Niyesi yok. Niyesi yok. Dekan ve dekan yardımcısı karakuş gibi tepeme çöktüler. Rektörlükte Dikili Taş'ın yanında Sultan Ahmet'te efendim rektörlüğe de resmi müracaat ettim. Rektörlükte de dekanlık konusudur bu deyip üstüne yattı. Hadi. E ben bu zulmü söylerim. Şimdi Macron'un Müslümanları zulmetmesine fazla şaşmamak lazım. Çünkü bunların hamurundaki maya bu. Kalvenizm, kalbenizm, Kalven Kalben, bir adamın adı Can Kalven. Bu adam Hristiyanlığın insanlara yanlış anlatıldığını, tesisit olmadığını, üç ilahın olmayacağını, papazların, psikoposların, papaların hiçbir uluhiyeti olmadığını söylediği için Calvin cezalandırıldı. Memleketinden kaçtı. İsviçre'ye kaçtı. Peki bunu kim diyor? Bunu da Aubrey de la Motray isimli Batı'nın Hristiyan zulmünden kaçıp 14 sene İstanbul'da Müslümanların hayatını inceleyen bir seyyah söylüyor. O da Hügonistmiş. Hügonist, kalvenizm yolunda olanlar demek. Bunlar hele hele İspanya Engizisyon uygulaması ta İspanya'daki kurulan Müslüman devlet Tarık bin Ziyad radıyallahu anh zamanında kurulan İslam devletinin efendim orayı işgal ettiği zaman Hristiyanlara hiçbir zulüm yapmadığı sabitken birçok meşhur seyyah tarafından tespit edilmiş iken Hristiyanlara öyle yetkiler verildi ki 1492'lerde falan artık bu bütün dünyanın gözüne baka baka Müslüman kıyımı haline geldi. İlk Haçlı seferleri tertiplendiğinde en çok katılım İspanya'da İspanya'da zorla Hristiyan yapılan zorla moroist moroist yani Kuzey Afrika'lı cık moroist o Kuzey Afrika'lı cık cıkı da Alelade yani. Alelade ya, ya işte bu. Ha, ha, ha. Merhaba. Merhaba. Moro istiyorlar. Ya bu topraklarda bütün dünyaya ilim yayan insanların soyunu sen zorla Hristiyan olmaya nasıl zorlarsın? Ne zulümler. Bunun bir özet halini bir programda sizlerle yine bu Söz Söz açtı programında konuşmak isterim. Şimdi korona meselesini Türkiye çözmek istiyor. Birçok gafilimiz de aramızda yaşayan bu çözümü kasten demeyeceğim ama bile bile yaptıkları için artık kastene de girer. Kasten bu tedbirleri boşa çıkarmaya çalışıyor. Ya bir benimle mi olacak canım? Öf bunaldık ya. Bir hava alalım kardeşim şöyle. Allah Allah. Ya arkadaş hapiste değilsin. Bakkalına gidiyorsun, marketine gidiyorsun. Fırına gidiyorsun, fırına gidiyorum diye saçın sakalını almış yalan söylüyorsun. Ya etme eyleme ya. Ama canım benden bir şey olmaz. Bir benden mi olacak koca İstanbul ya? Şimdi Ege'de bir söz vardır. Ziyan etmez ziyan etmezden bir oğlan çocuğu doğar diye. Acayip bir hikayedir söylemek istemiyorum. Ama şöyle bir e, anekdodu anekdotu sizlerle paylaşmak isterim. E, hayvan besiciliği yapan sütlerini satarak geçinen köyde süt almaya gelen toptancı devamlı köylüyle kavga edermiş. Ölçermiş ya su koymuşum şu kadar su olmuş oldu olmadı her kapıda bir münakaşa. Diyorlar ki ya muhtar şu süt alan adam gelmezse paramızı alamıyoruz. Gelirse bir sürü laf yiyoruz. Paramızı düşük veriyor. Buna bir çare bulalım. Çare bir havuz yapalım diyorlar. Betondan bir havuz yapıyorlar. Artık kaç ton süt çıkıyor mesela? iki ton süt. İki ton değil de beş ton süt alacak. Bir havuz yapıyorlar. Ortaya temiz, üstü falan kapalı. Diyorlar ki arkadaşlar gelin bak biz bu köylüyüz. Sütümüzü sağdıktan sonra akşamleyin hem serin olur. Herkes getirsin sütünü belli miktar süt her aile. Her aile mesela 100 kilo mu süt alıyor? 100 kiloluk süt güğümünü getirip boşaltsın. Herkes ama ortak. Gelen boşaltıyor, gelen boşaltıyor, gelen boşaltıyor, gelen boşaltıyor. Sabahleyin tüccar geliyor süt almaya. Diyorlar ki arkadaş artık bizim kapımıza gelme. Aha orada havuz. Git havuzdaki sütü al, parasını ver. Hay babanıza rahmet diyor ya, iyi düşünmüşsünüz. Geliyor, havuzda olduğu gibi su. Hiç süt yok. Her gelen akşam karanlığında ya benim döktüğüm bir güğüm süt, su belli bile olmaz. Herkes süt dökecek diye. Gelmiş su boca etmiş. Gelmiş su boca etmiş. Gelmiş su boca etmiş. Alın size koronaya misal. Uymazsanız bu ölenlerin her gün yayınlanan vefat eden sayılarının o kadarında 70 kişi ise 70 kişi, 60 kişi ise 60 kişi ölümünde senin de katkın var. Buna illiyet rabıtasından daha kuvvetli denebilir. Sebep olma denebilir. İlliyet rabıtası hadi biraz daha gafilane olabilir hukukta. Hukukçular bilir bu illiyet rabıtasının hükmünü. Burada direkt etkili. Yapmayın ya. Allah-u Teala'nın adaleti şaşmaz. Allahu Teala'nın adaletinden kimse kaçamaz. Bizim inançlarımıza göre lütfen bu korona meselesinde biz ecdadımızın yolunda yürüyelim. Dürüst kalalım. Bu da devletin emirlerine itaattan geçer. Eğer biz Müslümansak devletimize karşı, kanunlarına karşı suç işlemeyiz. Eğer biz Müslümansak, Rabbimizin emirlerine karşı günah işlemeyiz. Dedik ve daha çok çok söyleyeceklerimiz var ama ne yazık ki süreyi doldurduk. Hatta geçtik de efendim bütün dinleyenlerime hayırlı cumalar diliyorum. Hoşçakalınız.